Değerli arkadaşlarım ve de değerli izleyicilerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'ın izniyle bugün Kur'an ve İslam programımızın 365.sini gerçekleştireceğiz. Fussilet suresine devam ediyoruz. Bundan evvelki yaptığımız programlarda, son programda özellikle işlediğimiz ayetlerde şu konulara değinilmişti. Onları önce bir takdim edeyim. Müşriklere şeytanların kabuk gibi yapışıp onları saptırdığı, müşrikler için alınan kararın kesin olarak alınacağı, kafirlerin zafer planları, Kur'an'ı dinletmeme ve Kur'an içinde lağv düşünceleri, kafirlere şiddetli azabın geleceği, Allah düşmanlarına yapılacak muamele, cehennemde kafirlerin kendilerini saptıranlarla ilgili dilekleri, en güzel sözlü kişinin kim olduğu, kötülerin iyiliğin en iyisiyle savunması, böyle olunca düşmanın bile dost olabileceği, Rabbimiz Allah'tır diyenlere verilen ikramlar, bu olgun davranışı ancak sabredenlerin yapabileceği, şeytandan gelen dürtülere karşı Allah'a sığınılması gerektiği, aya ve güneşe tapanların uyarılışı, tevhide davet edilişi, büyüklük taslamaya çalışanların perişan olacakları, yeryüzünün canlanmasının dirilişe örnek gösterilişi gibi konuları içeren ayetleri takdim etmiştik. Şimdi 40. ayetteyiz. Devam ediyoruz. Şüphesiz alametlerimiz, göstergelerimiz hakkında doğruluktan ayrılıp inkara sapan kimseler bize gizli kalmazlar. O halde ateşe atılacak olan kişi mi daha hayırlıdır, yoksa kıyamet günü güven içinde gelecek kişi mi? İstediğinizi yapın. Şüphesiz ki Allah yaptığınız şeyleri en iyi görendir. Evet, bu ayet-i kerimede de Cenab-ı Hak kendisinin her şeyi kuşattığını, her şeyin kendisinin kontrolü altında olduğunu bildirdikten sonra, kendisine hiçbir şeyin gizli olmadığını, olmayacağını bildirdikten sonra da iki örnek göstererek, birisi ateşe atılacak kişi mi, cehennemlik olan mı, biri de güven içinde olacak kişi mi, hangisi daha hayırlıdır diye bir soru sordu. Tabii ki bu sorunun cevabı herkes tarafından da kıyamet günü güven içinde olacak kişi daha hayırlı şeklinde olacaktır. Evet, şimdi burada Cenab-ı Hak bu ayetin başındaki doğruluktan ayrılıp inkara sapan kimseler ifadesi kullandı. Bu ifadeyi bir pasajımızla ilgili olarak dar manada ele alabiliriz. Bir de başka yönü var, onu da anlatacağım. Şimdi dar manada alacak olursak, yani sadece pasajımız ile ilgili ele alacak olursak, şimdi Kur'an'ın, hani bundan evvel Kur'an'ı dinletmeme yönünde, Kur'an içerisinde lav yapma yönünde girişimde bulunuyorlardı ya müşrikler, onlara yönelik olur. Şöyle, birisi bunlar, yani Kur'an'ı dinletmeme, dinlenmesine engel olma, Kur'an içerisinde lav yapma, Kur'an okunurken bir yerde gürültü yapma, şarkı söyleme, şiir söyleme, el çırpma gibi gürültü patırtı yaparak Kur'an mesajına engel olma gibi bu anlamda alabiliriz buradaki doğruluktan ayrılıp inkara sapanları. Diğer bir anlamda da genişlerini böyle genel olarak yapacak olursak, tüm Allah'ın ayetleri hakkında yalan söyleyenler, inatlaşanlar ve ayrılık içerisinde olanlar anlamında da ele alabiliriz. Şimdi burada bunları yaptıktan sonra Cenab-ı Hak ayette istediğinizi yapın diyor. Çünkü Allah yaptığınız her şeyi, iyiyi de kötüyü de değerlendirecektir ifadesi yer almakta. Evet, herkes bilecek ki yaptıklarının, amellerin karşılığını alacaktır. İyi ya da kötü
hal ve harekatını, dünyadaki geçimini, düzenini, dümenini ona göre ayarlaması gerekmektedir. Devam ediyoruz. 41-42. Ayetlerdeyiz. Şüphesiz öğüt, yani Kur'an kendilerine geldiğinde onu bilerek reddeden kimseler. Ve şüphesiz o öğüt, yani kitap, en iyi yasa koyan, bozulmayı en iyi engelleyen, sağlam yapan, övülen, övgüye layık bulunan tarafından indirilmedir. Önünden ve ardından hiçbir tarafından kendisine batılın gelmediği çok şerefli bir kitaptır. Şimdi burada yine bu pasaj 41 ve 42. ayetler kesin olarak Kur'an eksenli. Ama burada dikkat edeceğimiz bir nokta var. Cenab-ı Hak şüphesiz öğüt, yani Kur'an kendilerine geldiğinde onu bilerek reddeden kimseler dedi ama yüklemini bildirmedi. Burada hasif sanatı var. Evet, bu kimseler de, bu kimseler ne olacak tarzında bu konunun, bu cümlenin yüklemi Kur'an'ımızda yoktur. Yani neden yoktur? Buna hasif sanatı denir. Bu hasif sanatında Kur'an çerçevesinde uygun olan yüklemlerin hepsi, yani tek bir kelime değil, belki onlarca, yüzlerce kelimeyle buna yüklem yapılabilir. Cümlece böyle tamamlanabilir. Bunu özellikle burada bir belirteyim. Mesela biz bu noktalarda bu pasajı incelerken biz acizane kendimiz takdir edecek olursak onlar helak olacaklardır. Yani şüphesiz öğüt Kur'an kendilerine geldiğinde onu bilerek reddeden kimseler kesinlikle helak olacaklardır. Cümle tamamlandı. Veyahut da şüphesiz öğüt Kur'an kendilerine geldiğinde onu bilerek reddeden kimseler azaba uğratılacaklardır. Daha bir şekilde, daha birçok şekilde bu cümleye yüklem takdir edilebilir ve takdir sizindir. Onu da burada belirteyim. Şimdi şöyle bir bunu şey yaparken tabii yola çıktığımız, yani bu cümleleri, yüklemleri takdir ederken bu ayete benzer başka bir ayeti ele alarak hani bu işi değerlendirdik. Onu da şimdi daha önce Taha suresinin 124 ila 126. ayetlerini işlemiştik. Şimdi onları takdim edeyim. Bakın. Kim benim anılmamdan, benim öğüdümden, yani Kur'an'dan mesafeli durursa, hiç şüphesiz onun için zor, sıkıcı bir geçim yaşam vardır. Kıyamet günü de onu kör olarak, kıyamet günü toplantı alanına toplarız. O der ki, Rabbim, ben gören biri olduğum halde beni neden kör olarak bu yere çıkardın? Allah der ki, bu böyledir. Ayetlerimiz sana geldi de sen onları terk etmiştin. Bugün de aynı şekilde sen terk ediliyorsun, cezalandırılıyorsun. Yani bugün de kör olarak haşrediliyorsun anlamında. İşte bu ayetten de yola çıkarak o, yani hasfedilmiş yüklemi her Müslüman, her mümin, Kur'an okuyan, Kur'an bilen herkes takdir edebilir. Şimdi bunun ötesinde kitabı, yani Allah tarafından, ki Cenab-ı Hak burada bir takım niteliklerini öne çıkararak Kur'an'ı indirdiğinden bahsetti. Bunu biliyorsunuz ama burada üçüncü bir nokta var bu ayette. Önünden ve ardından, yani hiçbir tarafından kendisine batılın gelmediği çok şerefli bir kitaptır der. Bunun üzerinde, yani bunu düşünecek olursak, önünden, arkasından, her tarafından, yani batılın gelmediği bir kitap. Yani şöyle bir şey var burada, onu burada belirteyim. Kur'an'ın hak olduğunu bildirdiği hiçbir şey batıl olmaz. Bak, Kur'an'ın
hak olduğunu bildirdiği hiçbir şey batıl olmaz. Bir, batıl olduğunu söylediği hiçbir şey de hak olmaz. Onda eksiltme, ilave etme yapılamaz. İçindekiler nakzedilemez, çürütülemez gibi ifadeler. Yani Kur'an'da insanlara inanç, ahlak, ekonomi, siyaset, hukuk, medeniyet veya diğer alanlarda herhangi bir hususu beyan etmiş ise Kur'an, o mutlak surette doğrudur. Ne kadar uğraşılırsa uğraşılsın, aksi ispat edilemez, üzerinde çağlar geçse de eskimez, geçerliliğini kaybetmez. Bu zaten şimdi bu 1400 sene evvel Kur'an'ımızda beyan edildi ama zaten o günden bugüne de geçmiş süreç bu gerçeği ortaya koydu. Tüm dünya zamanlarında o günden bugüne herkes dost düşman Kur'an üzerinde eksik aramaya, yanlış aramaya, işe yaramazlık aramaya çalıştı ama bulamadılar. Evet, bunu böyle biliyoruz. Demek ki Kur'an'ın önünden, arkasından, sağından, solundan hiçbir batıl şey Kur'an'a yaklaşamaz. Kur'an böyle bir kitap. Tabii bu Kur'an'ın böyle bir kitap olduğunu bilmek için de Kur'an ile ilgili bilgi ve araştırma yapmak lazım. Sadece böyleymiş, şuymuş, buymuş diye peşin kabulle geçiştirilmemesi gerekiyor. Devam ediyoruz. Senin için senden önceki elçilere söylenenden başka bir şey söylenmiyor. Şüphesiz senin Rabbin kesinlikle bağışlama sahibidir ve acı veren bir azabın sahibidir. Evet, burada da iki nokta var bu ayette. Resulullah'a senin için senden önceki elçilere söylenenden başka bir şey söylenmiyor. Şimdi bunu birkaç açıdan ele alacağız bunu. Şüphesiz senin Rabbin kesinlikle bağışlama sahibidir ve acı veren bir azabın sahibidir. Burada da Cenab-ı Hak imanlı olup da kusurlu olanları bağışlayacağını bahsederken, yani mütekebbir olup tevbe etmeyen, istiğfar etmeyen, kendine gelmeyen kişileri de azap edeceğini de onu da yine bir ihtarını yapıyor. Şimdi bu hani senin için senden önceki elçilere söylenenden başka bir şey söylenmiyor ifadesini birkaç açıdan ele alabiliriz. Şöyle onu bahsedeyim. Kavmindeki inkarcıların sana söylediği sözler, tıpkı geçmişteki inkarcı kavimlerin kendi elçilerine söylediği üzücü sözler ve onlara indirilen kitaplar hakkında yaptıkları tenkitler gibidir. Yani bir şey değişmedi. Eski elçilere, eski gönderilmiş kitaplara yapılan itirazlar, yapılan tenkitler, yapılan bahanelerle sana yapılanın pek bir farkı yok. Evet, senin Rabbin hakkı savunanlar için mağfiret sahibi, batıldan yana olanlar için de acıklı bir azap sahibidir. Bu nedenle sen bu işi Allah'a havale et ve emrolunduğun davet ve tebliğ işiyle meşgul ol. Peygamber'e verilen mesaj. Ayrıca yani peygambere söylenenlerle geçmişteki peygambere söylenmişlerinde aynı olduğunu daha önce En'am suresinin 34'te, A'raf 109'da, yine Zariyat'ta, İsra'da, Hicr 6-7'de benzer mesajlar verilmişti. Şimdi ikinci bir açıyı ele alıyoruz. Burada yani özetle senin için senden önceki elçilere söylenenden başka bir şey söylenmiyor noktasını bir başka anlamla vereceğim şimdi. Allah sana tıpkı diğer elçilerine söylediği şeyleri söylemektedir. Çünkü o sana da diğer bütün elçilere de kavimlerinin beyinsizliklerine karşı sabretmelerini emretmiştir. Bu nedenle itaat edenlerin ümit içinde bulunmaları, ona isyan edenlerin de ondan korkup çekinmeleri gerekir. Aynı yine burada vahyin birliğine işaret etmekte. Evet. Şimdi sana söylenen daha önceki elçilere de söylenmiş şey. Bu da Allah tarafından söyleniş Allah açısıyla. Şimdi diğer bir noktası daha var bunun. Daha biraz daha genelleme yapacağım. Sana indirilen ilkeler, verilen görevler,
senden önceki elçilere de verilmiş olan ilkelerin ve görevlerin aynısıdır. Tevhid ile ilgili hususlarda eski olan ilkelerin şeriatlar arasında hiçbir fark yoktur. Yani sana indirdiğimiz ilkelerle eskiden yollamış olduğumuz elçilere indirdiklerimiz arasında hiçbir fark yoktur. Senin kendilerini davet ettiğin şey senden önceki elçilerin davet ettiği şey ile aynıdır. Bu bakımdan onların sana karşı inkarda bulunmalarının bir anlamı yoktur. Tarzında da üçüncü bir şekliyle de takdir edebiliyoruz. Bu açıdan da böyle bir anlamı var. Şimdi Kur'an'ımıza baktığımız zaman zaten şöyle anlatayım. Nisa suresinin 163-165'te şüphesiz biz Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. İşte vahyin birliği. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a, daha önce kendilerini sana anlattığımız elçilere, kendilerini sana anlatmadığımız elçilere, elçilerden sonra insanların Allah'a karşı bir delilleri olmasın diye müjdeciler ve uyarıcılar olarak vahyetmiştik. Evet, Davud'a da Zebur'u verdik ve Allah Musa'ya söz söyledikçe söyledi diye bu ayet grubunda da aynı mesajların önceki peygamberlere de verildiğini ifade ediyor. Yine ilk başlarda vahiy, ilk surelerdeki Âlâ suresinin 18 ve 19. ayetinde şüphesiz bu kurtuluş reçetesi ilk sahifelerde yani İbrahim ve Musa'nın sahifelerinde de vardı. Yani senin sana vahyettiğimiz Kur'an'ın içerisinde olan ilkeler İbrahim'in ve Musa'nın kitaplarında da vardı diyor Cenab-ı Hak. Yine hatırlatayım diye istiyorum. Necm suresinin 36-37. ayetinde ya da bilgilenmedi mi Musa'nın sayfasındakiler ile ve de çok vefalı İbrahim'in sayfalarındakiler ile. Burada da Yahudiler ve Hristiyanlar onlara da bahsederken Kur'an ilkelerinin de aynen oralarda var olduğunu zikreder ve orada da aşağı yukarı 15'e yakın ayette o kitaplarda yani İbrahim ve Musa'nın kitabındaki olan ilkelerden de Cenab-ı Hak kesin olarak o ilkeleri de aynen mutamat bizlere bildirir. Şimdi yine bu konuda iyi bilinsin, vahyin birliği iyi öğrenilsin diye takdim edeceğim. Şura suresinin 13. ayeti vardır. Allah dinden Nuh'a yükümlülük olarak ulaştırdığı şeyi sana vahyettiğimizi İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya yükümlülük olarak ulaştırdığımız şeyi yaşam yolu yaptı. Evet. Dini hayata geçirin, ayakta tutun ve onda ayrılığa düşmeyin. Senin kendilerini davet ettiğin şey ortak koşan kimselere ağır geldi. Allah dilediğini kendine seçer ve kalpten yönelinde o davet edilene kılavuzlar. Evet, bu ayetlerden öğreniyoruz ki yani bizim dinimiz sırf ilkten orijinal olarak sıfırdan gelmiş değil. Daha önceki peygamberlere gönderilmiş ilkelerin aynısıdır. Ama zaman içerisinde o ilkeler, geçmiş peygamberlere gelen ilkeler deform olduğundan dolayı onların reform edilmiş hali Kur'an'ımızda yer almaktadır. Devam ediyoruz. Ve eğer biz o öğüdü, Kur'an'ı yabancı dilde bir okuma yapsaydık, elbette onlar ayetleri ayrıntılı olarak verilmeli değil miydi? Yabancı dil mi, Arapça mı diyeceklerdi. De ki, o iman eden kimseler için bir kılavuz ve bir şifadır. İnanmayanlara gelince onların kulaklarında bir ağırlık vardır ve o öğüt yani Kur'an onlar üzerine bir körlüktür. Onlara çok uzak bir mekandan seslenilmektedir. Şimdi burada iki tane noktaya şey yapalım, dikkat edelim. Birincisi,
Kur'an'ın yabancı dilde olup olmaması noktası üzerinde duruldu. Şimdi şöyle, bunu tarihi belgelerde de var bu. Şöyle bir şey olmuş. Bu zaten bir olaya karşı cevap olarak gelmiş bir ayet olduğunu buradan anlıyoruz. Şimdi Mekkeli müşrikler demişler ki akılları sıra, Arapça senin ana dilin. Böyle olunca Arapça bir takım sözler sarf ediyor olman, bizim onu Allah'ın indirdiği gibi bir vahiy olarak kabul edebileceğimiz kadar önemli bir marifet değil. Fakat sen yabancı bir dilde fasih ve belli bir söz getirmiş olsaydın, işte o zaman bunun Allah'ın bir mucizesi olduğuna inanırdık. Yani sen durup dururken Farsça, Yunanca veya Rumca olarak fasih bir kelam konuşmaya başlasaydın, o takdirde bu bir mucizedir derdik. Evet, Mekkeli müşrikler bu şekilde bir itiraz etmişler bunlara cevapın. Şimdi bunlara cevap şöyle, bakın Araplara bir peygamber gönderilmiş ve bu peygamber yabancı bir dilde konuşmaktadır. Oysa konuştuğu dili ne kendisi ne de kavmi anlamaktadır. Yabancı bir söz onu anlamayacak Arap bir muhataba nasıl indirilebilir diye de bunun cevabı, işte bu hani yabancı dil mi, Arapça mı? Onun cevabı da burada verilmiş oluyor. Demek ki herkese kılavuz olacak, yol gösterecek olan kitap, rehber, kılavuz mutlaka o kişilerin kendi ana dilleriyle olmak zorundadır. Şimdi aynı şeyi Şuara suresinin 198-199. Ayetinde şöyle görmüştük, öyle söyleyeyim. Ve biz apaçık kitabı yabancılardan, yani Arapça bilmeyenlerden birine indirseydik de bunu o onlara okusaydı, onlar buna iman ediciler değildi. Evet, iman etmezlerdi. Kimse anlamadığı, bilmediği, tetkik etmediği şeylere inanmaz. Evet, onun için inanacağı şeyi mutlaka eline alıp incelemesi lazım. İnceleyip aklına, zihnine yatması lazım. Ondan sonra kabul etmesi lazım. Şimdi yine bu konuyla ilgili İbrahim suresinin 4. ayeti gelecek. Ve biz onlara açıkça ortaya koysun diye her peygamberi yalnız kendi toplumunun diliyle gönderdik. Artık Allah dilediğini dileyeni saptırır, dilediğini dileyeni de doğru yola iletir. Ve o en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olandır. En iyi yasa koyan, bozulmayı en iyi engelleyen, sağlam yapandır. Evet. Başını okuyalım ayetin tekrar. Ve biz onlara açıkça ortaya koysun diye her peygamberi yalnız kendi toplumun diliyle gönderdik. Öyle de olması lazım. Yani bir yere elçi gittiği zaman elçi mesajı onlara anlatabilmeli. Ki onun da yönü her ikisinin de toplumunun da mesajı getirenin de aynı dili bilmiş olmalarına bağlıdır. Yabancı dilden gelse kimse bir şey anlamaz. Bu bir gerçek. Burada da bunu bu şekilde Cenab-ı Hak ifade etti. Şimdi Kur'an'ın şifa oluşu noktasına gelince, Kur'an'ın biliyorsunuz daha önce de İsra suresinde ve Yunus suresinde de, Şura suresinde de bunları Şura suresinde işlemedik. İsra suresinde ve Yunus suresinde bunu işlemiştik. Şimdi İsra'da ve biz Kur'an'dan inananlar için şifa ve rahmet olarak şeyleri indiriyoruz ve bu sadece şirk koşarak yanlış kendi zararına iş yapanların yıkımını artırıyor. Yunus'ta da ey insanlar, size Rabbinizden bir öğüt, göğüslerdekine şifa, inananlara bir kılavuz ve bir rahmet gelmiştir buyurulmuştu. Şimdi Şura suresinde de bir ışık olduğu bildirilecek. Şimdi onu burada belirteyim. Şimdi burada daha önce çok belirttiğimiz gibi Kur'an'ımız şifadır ama
Yunus suresi 57. ayette buyurulduğu gibi göğüslerdekine şifadır. Yani zihinlerdeki, akıllardaki hastalıklara, şirk, küfür, nifak, bunalım, her türlü çıkmaz, husran, buhran, dediğim gibi manevi hastalıklar, zihinsel hastalıklara şifadır. Yoksa dediğim gibi bedensel hastalıklara şifa değildir. Yani böyle ne diyeceğiz, kansere, ülsere, baş ağrısına, diş ağrısına falan şifa değildir. Tabii ki bu ayetler, yani bu Yunus 57 dikkate alınmadan bu ayetler de hani nuskacılık vesaire gibi, şifacılık gibi şeylere de malzeme yapıldı. Onu da biliyorsunuz. Şimdi bu ayette bu müşrikler ifade edilirken onlara çok uzak bir mekandan seslenilmektedir gibi bir ifade kullanıldı. Onun üzerinde de bir açıklama yapmam gerekiyor. Şimdi bu ifade Arap örfündeki bir deyimden kaynaklanmaktadır. Onu öyle bileceğiz. Şimdi dilcilerin bildirdiğine göre bir insan bir konuyu iyice anlayıp kavradığı zaman ona sen yakından anladın derlermiş. Ama bir kişi de herhangi bir konuda yani anlamamazlık gösterirse, inat ederse falan onlara da sen uzaktan seslenilen bir kimseye benziyorsun derlermiş. Ve böylece burada şu ifade ediliyor. Uzaktan gelen sesler kesintiye uğradığından pek doğru dürüst anlaşılmaz. Burada onlara, Mekke müşriklerine deniyor ki siz uzaktan, hani uzak bir mekandan seslenilmektedir. Sanki öyle uzaktan bir ses geliyor da yarısını duyuyorsunuz, yarısını duymaz gibi yapıyorsunuz. Siz buna benziyorsunuz. Halbuki bu Kur'an sizin kulağınızın dibinde size anlatılıyor. Sizin haliniz buna benzerdi. Müşrikler kınanmış olmaktadır. Onu da burada açıklama yapmış olayım. Ve andolsun ki biz Musa'ya kitabı vermiştik de onda anlaşmazlığa düşüldü. Eğer Rabbin tarafından geçmiş söz olmasaydı kesinlikle aralarında gerçekleştirilmişti. Ve şüphesiz onlar bundan, Kur'an'dan kesinlikle şüpheci bir yetersiz bilgi içindedirler. Evet, burada bu ayette de açıkça hani o uzaktan gelen sese de anlamazlık gösterenlere benzetme yapılıyor burada. Ona bir dikkat edeceğiz. Şüphesiz onlar bundan, yani Kur'an'dan kesinlikle şüpheci ve yetersiz bilgi içindedir. Uzaktan sesi dinleyen adam yeterli bilgi alamıyor. Kelimelerin bazısını duyuyor, bazısını duyamıyor, anlıyor, anlayamıyor. Aynı şimdi Mekke müşriklerin de veyahut da bugüne de getirecek olursak, Kur'an üzerinde eleştiri yapmaya teşebbüs edenlere falan şey yapacak olursak, Kur'an üzerinde yeterli bilgiye sahip olmadıklarından bu durumda oldukları anlaşılıyor. Kur'an'ı iyi tetkik eden insanların hepsi Kur'an'ın Allah tarafından getirilmiş ve tamamen önünde arkasında hiçbir zaman hiçbir çevrede de naksedilemeyecek, eleştirilemeyecek boyutta mükemmelliğini görecektir. Ama incelememiş olanlarsa işte uzaktan yarısını duymuş, yarısını duymamış tarzında şeylere takılıp kalmaktadır. Bu bugün de böyledir. Şimdi burada bir diğer nokta, bu hani Kur'an'ımız anlatılırken biz diyor Cenab-ı Hak daha önce Musa'ya da kitap vermiştik ama onda anlaşmazlığa düşüldü. Ne oldu? Sonra zaman içerisinde işlerine gelmediğinden dolayı da orada onlar kimisi şöyle, kimisi böyle falan filan gibicesine içerisindeki hükümleri, anlamları bozmaya çalıştılar. Bir sürü, yani ihtilaf dediğimiz zaman onu da belirteyim burada. Yine bu ihtilaf hani mezheplere bölünme. Burada Cenab-ı Hak tabi Müslümanların mezheplere bölüneceğini değil, geçmişte Yahudilerin, İsrailoğullarının mezheplere bölündüklerini ifade etmekte. Ama ne yazık ki daha sonra da Müslümanlar aynı konuma düştü. Şimdi bu şeyler, ihtilaf meselesi maalesef bütün dinlerde ki şöyle işine gelmeyen insanlar ve kitaba
varis olanlar tarafından, onların da gafletinden, duyarsızlığından, ilgisizliğinden dolayı bu mezhepler, bu farklı anlayışlar çıkıp gitmekte. Şimdi burada şöyle bir olay var. Şimdi onu da burada belirtmiş olalım. Kur'an incelendiği zaman şunu göreceğiz. Kur'an geçmiş mezheplerinde veyahut da geçmişteki hani Yahudilerin veyahut da Hristiyanların ihtilafa düştüğü konularda da düzeltme yapar. Onların birliğini sağlar. Onu da belirteyim. Şimdi Kur'an'ımızda şöyle birçok ayette mesela Meryem 34'te öyle Meryem konusu kapanırken işte ihtilaf edip durdukları şeyin hakikati budur diye doğrultma yapar. Nahl suresinin 64. ayetinde bakın şimdi ve biz sana Kur'an'ı sırf hakkında anlaşmazlığa düştükleri şeyleri onlar için açığa koyasın diye ve iman edecek bir topluma bir kılavuz, bir rahmet olarak indirdik. Burada normal Arap toplumunda veyahut da bugüne bile getirsek, hani bugünkü tarikatlar, mezhepler, meşrepler falan filan diye şey yapacak olursak, onları Kur'an'a yöneltecek olursak, onlar bu ihtilaftan, bu mezhepçilikten, meşrepçilikten, cemaatçılıktan hepsi vazgeçeceklerdir. Ama maalesef Kur'an'dan uzak tutuldukları için, Kur'an hakkında yeterli bilgileri olmadığı için bu sağlanamıyor. Yine Nahl 39'da, Neml 76'da, Zümer 3, Zümer 46'da, Zuhruf 64'te de Kur'an'ın bütün ihtilafları ortadan kaldıran bir kitap olduğunu Rabbimiz apaçık bildiriyor. Şimdi bir nokta, yani burada bu ayette bir diğer ifade vardı ki, eğer Rabbin tarafından geçmiş söz olmasaydı, her şey olup bitmişti ifadesi de, Cenab-ı Hakk'ın burada, şimdi Kamer 68'de, Ahkaf 35'de açıkça vaat edildiği ve İbrahim 42'de de Allah'ın bu zalimlerin yaptıklarından Allah'ı gafil sanma, onların cezasını kıyamete erteliyor ayetlerinden anladığımıza göre, buradaki söz dünyada cezalandırmama sözü. Eğer ki Allah suç işleyenleri dünyada cezalandıracak olsaydı burada, evet o olmasa hemen cezalandırıldı var. Ama Allah'ın ilke kararı var. Ana cezayı ahirette verecektir. Dünyada sadece bazı şeyler, yani fesadın zuhuru, biraz eziyet vesaire gibi şeyleri dünyada tattıracaktır. İnsanlar düzelsin diye. Devam ediyoruz. Her kim salihi işlerse artık kendi için yapmış olur. Kim de kötülük yaparsa artık kendi aleyhinedir. Ve senin Rabbin kullara hiç haksızlık eden biri değildir. Şimdi bu ayet-i kerimede de net olarak şimdi elçiye karşı müşriklerin tavırlarını, Kur'an'a karşı müşriklerin, kafirlerin tavırlarını burada Cenab-ı Hak şey yapıyor. Bu tavırları hani neticesi şu, böyle Resulullah teselli ediliyor burada da, şu mesaj veriliyor. Allah'ın kulların itaatine muhtaç, Allah kulların itaatine muhtaç değildir. Kim itaat ederse onun için mükafat var. Kim de kötülük işlerse onun aleyhine ceza vardır. Bu anlatıldıktan sonra herkesin yaptığı kendinedir. Allah'la bir ilgisi yoktur. Allah'a katkısı yoktur. İşte o bildiriliyor. Şimdi ayette bir de senin Rabbin kullarına hiç haksızlık eden biri değildir diye ifade eden çok özel bir teknik ifadeyle şey yapıyor. Zerrece bile Allah'ın kimseye zulmetmeyeceği, etmediği ve etmeyeceği üzerinde duruluyor. Şöyle söyleyeyim, bir de Yunus suresinin 44. ayetinde şüphesiz ki Allah insanlara hiçbir şekil ve yolla haksızlık etmez. Velakin insanlar kendi kendilerine yanlışlar, kendi zararlarına iş yaparak haksızlık ediyorlar ayeti vardır. Evet, Rabbimiz hiç mi hiç bu ayetteki şeye göre zallamin lil abid diye şey yapar. Evet, onu söyleyeyim. Buradaki ifade mübalağa kalıbıyla hiç mi hiç haksızlık yapmaz tarzındadır. Evet,
Ve bunun da şöyle şey yapacak olursak, yani bu şeyi haksızlık dediğimiz zaman sadece cezalandırılacak olanları dikkate almayalım. Ödüllendirilecek olanları da, yani ödüllerini alacak insanlara da tamamen her şeyi tam tekmil şey yapar. En ufak iyideki bir yaptığı herhangi bir şeyi de orada görmemezlikten, duymamazlıktan veyahut da terazisine koymamazlıktan gelmez. Buradaki haksızlık dediğimiz zaman hem iyiye hem kötüye öyle. Mesela diyelim ki 10 sene hapis yatacağı 11 yaptırmadığı gibi, diyelim ki 10 derecelik bir şey yapacak, ödül alacak olana da 9'la da onu geçiştirmez. Herkesin hakkını tam tekmil, hatta iyiliklere de hani ziyadesiyle verecek. Bunu biliyoruz. Evet, devam ediyoruz. 47. ayetteyiz. O saatin bilgisi sadece Allah'a bırakılır. Onun bilgisi dışında hiçbir meyve kabuğundan çıkmaz, hiçbir dişi gebe kalmaz ve doğurmaz, düşük yapmaz. Ve Allah onlara, benim ortaklarım nerede diye seslendiği gün onlar, bizden hiçbir şahit olmadığını sana arz ederiz derler. Önceden tapmakla oldukları şeyler de kendilerinden uzaklarıp kayboldu. Onlar kendileri için kaçışacak bir yer olmadığını da iyice anladılar. Evet, bu ayette de genel olarak aşağı yukarı yüzlerce ayette ifade edilmiş anlatımların hepsi çok veciz ve kısa olarak anlatıldı. Şimdi birincisi, o saatin bilgisi sadece Allah'ın bırakılır. Yani kıyametin ne zaman koptuğu, ne zaman kopacağı falan saati, dakikası Allah tarafından bilinir. O kimseye açılmamış bir şeydir. Bunu biliyoruz. Şimdi ve yine Allah'ın bilgisi, bilgi kapasitesi üzerinde bilgi veriliyor. Onun bilgisi dışında hiçbir meyve kabuğundan çıkmaz, hiçbir dişi gebe kalmaz ve doğurmaz, düşük yapmaz ve Allah onlara, şimdi bu noktada da mahşerdeki bir şeyi hatırlatmaya geçti. Daha önceki ayetlerde hani o müşriklere, benim ortaklarım nerede? Benim namıma iş görenler, benim namıma yağmur yapanlar, bilmem insanları affedenler, affettirtenler, hani nerede onlar? O şifacılar, müfacılar nereye gittilerler? Onlar da bizden hiçbir şahit olmadığını sana arz ederiz derler ve hiç onların kaybolup gittiğini ve önceden tapmakta oldukları şeyler de kendilerinden uzaklaşıp kayboldu. Onlar kendileri için kaçacak bir yol, bir yer olmadığını da iyice anladılar. Burada da Cenab-ı Hak her şeyi özetleme yapmak suretiyle burada bildirdi. Yani hem dünyada Allah'ın ilminin dışında hiçbir şey olmadığını, Allah'ın her şeyi kontrol ettiğini ve kayda aldığını, ahirette de müşriklerin de hepsinin perişan olduğunu, şeriklerinin de ortada olmadığını ve onların da bunları terk edip, yani kullarını terk edip, yani müşrikler de öyle diyeyim, ilahlarıyla, Rablarıyla kaybolup gittiklerini, ortada kaldıklarını ve yapayalnız kaldıklarını, çaresiz kaldıklarını da bu ayetlerde buradan da görüyoruz. Evet, şimdi burada aynı şeyi Sebe suresinin 31-33'te, yani kıyametin kopuşunun ani olacağı ve bilgisinin Allah'a ait olduğu birçok ayette ve ayrıca yani kıyametin kopuş anının saklanması da insanları amellerinde özgür bırakıp ve onların kesinlikle özgürce amel etmelerini, imtihan vermelerini sağlamak içindir. Çünkü kıyametin kopma saati veyahut da insanın ölüm saati belli olsa insan özgürce davranmaz ve kendini ona göre hazırlar ve özgürlüğü ortadan kalkar. Evet, şimdi bütün bu ayetlerin hepsi de neticede müşrikleri kınamak ve korkutmak ve onları ibret aldırmak içindir. Devam ediyoruz. İnsan hayır işlemekten usanmaz. Pardon. İnsan hayır istemekten usanmaz. Kendisine de bir kötülük dokununca da hemen üzgündür, ümitsizdir. Ve eğer kendisine dokunan sıkıntıdan sonra kendisine tarafımızdan bir rahmet tattırsak, hiç kuşkusuz
Bu benim hakkımdır ve kıyametin kopuşu anını geleceğini sanmıyorum. Ve eğer Rabbime döndürülürsem, onun katında hiç şüphesiz benim için güzel, en güzel vardır der. Bu nedenle kafirlere, yani Allah'ın ilahını Rabbini reddeden kimselere yaptıklarını kesin olarak bildireceğiz ve onlara kesinlikle kaba bir cezadan tattıracağız. Ve biz insana nimet verdiğimiz zaman o mesafelenir, yan çizer, kendisine bir kötülük dokunduğu zamanda da geniş geniş dua sahibidir. Yalvarır da yalvarır. Evet, bu ayette de genellikle insan psikolojisi ve özellikle müşriklerin durumu anlatılmakta. Evet, onlar Allah'ın verdiği nimetleri kendilerine lütuf olarak sanmakta ama Allah nimeti alıverdiği zaman iş değişmekte, ahirete inanmamaktalar. Eğer ahiret olsa bile diyor, Allah bizi orada da yine koruyacak, bizi en güzel yere getirecek diye şey yapıyorlar. Şimdi burada insan psikolojisi üzerinde duruluyor. Bu insan psikolojisi üzerindeki ayetleri daha önce çok gördük. İnsan nimete karşı, yani şöyle nimetten uzak kaldığı zaman Allah'a yalvarıp yakarıyor. Nimete döndüğü zaman da Allah'ı unutuyor. Bununla ilgili aşağı yukarı Kur'an'ımızda 20'nin üstünde ayet var. Onları çoğunu da işlemiştik. Burada şimdi bu 51. ayete iyi dikkat edelim. Ve biz insana nimet verdiğimiz zaman o mesafelenir, yan çizer. Yani nimetin insanı şımarttığı, refah, huzur insana Allah'ı unutturur. Bu nokta üzerinde bir şey yapalım. İşte bu nokta çok önemlidir. Biz insana nimet verdiğimiz zaman o mesafelenir, yan çizer. Evet, şımarır, Allah'ı unutur. Böyle. İşte bunun da kısacası ne diyeceğiz? Refah, huzur insanı Allah'tan uzaklaştırır. Devam ediyoruz. De ki, konumuz Kur'an ve onun tartışmasıydı. Hiç düşündünüz mü? Eğer Kur'an Allah katından olup da sonra siz de bu gerçeği örtbas etmişseniz ne olacak? Kendisi uzak bir ayrılığın içinde bulunan kimseden daha sapık kim olabilir? Onun hak olduğu ortaya çıkıncaya kadar hem dış dünyada hem de kendi bünyelerinde alametlerimizi, gösterilerimizi onlara göstereceğiz. Rabbinin şüphesiz her şeye tanık olmuş olması da yetmedi mi? Evet, burada Cenab-ı Hak, şimdi konu hani surenin başındaki ayetleri hatırlayacak olursanız, orada da yine Kur'an'la başlamıştık. Kur'an'ın nitelikleriyle başlamıştı sure. Burada da, bak şimdi, hiç düşündünüz mü? Eğer Kur'an Allah katından olup da siz gerçeği örtbas etmişseniz ne olacak haliniz? Evet, Kur'an'ın Allah katından olup olmadığı noktasında size bir bilgi daha vereyim diyor Cenab-ı Hak. Biz bu Kur'an'ın hak kitap olduğunu evrende, yani dış dünyada ve insanın bünyesindeki birçok ayetle ispat edeceğiz. Bakın, evrenin ayetleriyle ve insanın vücudundaki biyolojik ve fizyolojik şeylerle, ayetlerle Kur'an'ın hak kitap olduğunu ispat edeceğiz diyor. Evet, ve Rabbinin şüphesiz her şeye tanık olmuş olması onlara yetmedi mi? Evet, o da yetmiş olacak. Şimdi bu noktaya geldiğimiz zaman, şimdi değerli arkadaşlarım, şimdi şöyle bir şey var. Yine Zariyat suresinin ve hiç tereddütsüz kesin inanacaklar için yeryüzünde ve kendi içinizde nice alametler, göstergeler var. Ve sizin rızkınız, sizin rızık vereniniz, sizin vaat olunduğunuz şeyler göktedir. Hala görmüyor musunuz? Ayetleri vardı. Burada Kur'an'ımız üzerinde özellikle Kur'an'ın hak olduğunu bildirme noktasında, hak kitap olduğunu, Allah tarafından indirilmiş kitap olduğunu bildirmek için afak ve enfüste mucizelerin olduğu ifade ediliyor. Şimdi Kur'an'a baktığımız zaman Kur'an'ımızda hakikaten biyoloji açısından, fizik, kimya açısından, astrofizik açısından çok önemli bilgiler var. Yani daha bugün 21. asırda bile yeni keşfedilmiş şeylerin Kur'an'ımızda 14 asır evvel yer aldığını bilmekteyiz, görmekteyiz. Bunların tadını ben değişik vasıtalarla şey yapmıştım ama yani
Kur'an mucizeleri diye, yani bu şeyde de arama motorlarında da bunları bulabilirsiniz. Binlerce, yani fizikte, kimyada, astrofizikte, dediğim gibi psikolojide ve biyolojik olaylarda, yani Kur'an'ımızın yüzlerce mucize diyeceğiz. Çünkü şöyle bir şey var, Kur'an indiği zaman ne teleskop var, ne mikroskop var, ne de evren hakkında bu araştırmalar var. Ama Kur'an'ımız bunlardan bahsediyor, bunlar yer almakta. Bu ne demektir ki? Bunları peygamber bilmemekte, bunları bilen Allah tarafından bildirilmekte. Bunların tadadını, yani bizim çalışmalarımızda da olduğu gibi, ama bir haliyle bilim teknik kitaplarından da Kur'an'ın afak ve enfüsteki mucizeleri taksiyle veyahut da Kur'an'ın tükenmeyen mucizeleri diye internet motorlarından da onların sayımını hep görürsünüz. Şimdi bunların hepsinin şeyi, şahidi Allah'tır ve Allah tarafından bunlar bize bildirilmiştir ki, zaten şöyle bir şey var, Ankebut suresinin 51. ayetinde biliyorsunuz, kendilerine okunan kitabı şüphesiz bizim sana indirmiş olmamız onlara yetmedi mi? Bunda inanan bir toplum için elbette ki rahmet, bir rahmet ve bir öğüt vardır. Evet, Kur'an, Kur'an'ın içerisindeki anlatılanların hepsi Kur'an'ın Allah tarafından gönderilmiş bir kitap olduğunun kanıtıdır, delilidir, mucizesidir ve Allah Kur'an'ın hak kitap olduğunu, yani kendisinden geldiğini, içerisindekilerin de hep hak olduğunu, Kur'an'ın içerisindeki anlatımları bildirmektedir. Dediğim gibi fizikten bahseder, kimyadan bahseder, astrofizikten bahseder, biyolojiden bahseder, psikolojiden bahseder. Evet, bunların hepsi Kur'an'ın Allah tarafından gönderilmiş bir kitap olduğunu, bunu elçinin herhangi bilmesinin söz konusu olmadığını Kur'an'ımızda bu ayetlerden de anlıyoruz. Şimdi son ayete geldik bu suremizde. Gözünüzü açın. Şüphesiz onlar Rablerine kavuşmaktan bir şüphe içindedirler. Gözünüzü açın. Şüphesiz Allah her şeyi kuşatandır. Evet, gözünüzü açın. Dikkatli olun, uyanık olun, bilgilenin, ibret alın. Yani bilime önem verin. Gözünüzü açın dediğim zaman, yani normal olarak kafadaki gözleri açmak demek değil biliyorsunuz. Deyim olarak uyanık olmak. Yani bilgilenmek, araştırmak, sormak, öğrenmek. Bunların hepsini kaçar. Evet, o zaman ne olacak? Göz açılacak olursa, araştırma yapılacak olursa, herkes Rablerine kavuşacağına inanır, ondan şüphe duymaz. Öyleyse bu şeyde ne oluyor kısacası? Kurtuluş, ayetin mesajı, aklı kullanmaktadır, akıllı davranmaktadır. Bu ayetin de mesajı bu. İşte bu sureyi de burada tamamlamış olduk. İnşallah bundan sonra Şura suresinde buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.